Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Canlı bahis maçları vereceğim bugün ait. 9 tane. Değerlendirirsiniz. Yani zaten canlı bahislerde tutma oranı daha yüksek. Benim bahislerimde. Lütfen bu videoyu beğenip yorum atarsanız, desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Şimdi maçlarımıza geçelim. İlk maçımız arkadaşlar Santa Clara Portekiz'den. Bu sahadan da mı sorun var, kaç gündür bende mi anlayamadım, bizim evde mi, internette mi? Arkadaşlar ben bu maça ilk yarı gol dedim. İlk yarı bir gol olur. Santa Clara maçı. Yani bahis oranlarına bakmamın pek anlamı yok. Çünkü benim bahis çektiğim biraz farklı. Bu maçı söyleyeyim. 1.38. Bir 5-10 dakika beklenirse. Canlıda var mı maç? Evet, canlıda. Bir 5-10 dakika beklenirse yani bence 1.50-1.60'dan oynanabilir. İkinci maçımıza geçelim arkadaşlar. Bu takımın ismi bundan sonra benim için Covid-19. Covid-19'un maçında arkadaşlar ikinci yarı gol olur. Görüyorsunuz çok istikrarsız. İki takımda da istikrarsızlık var ama ev sahibi devamlı yeniliyor. İkinci yarı gol olur maç arkadaşlar. Lviv maçı. Bu maç benim için bir önceki videoda da bahsettim. Aslında ben bir saniye almadıkları hangisiydi? Lviv maçı benim için 2.5 üst iddia oranı yoktu. Şu an iddiada gözüküyor da ona şaşırdım. Ben bu maça 2.5 üst düşünüyorum arkadaşlar. Zaten neden iddiada yok demiştim, kendi kendime olması lazım demiştim. Almışlar. Bir hata oldu galiba sahadan da. Neyse arkadaşlar bu maça dediğim gibi 2.5 üst düşünüyorum. İkinci yarısında kesinlikle gol var. 2.5 üstü de %85-90 olacaktır. Yine karar sizin, değerlendirebilirsiniz. Dördüncü maçımız arkadaşlar. Belarus'tan. Smolevici Dinamo Brest maçı. Arkadaşlar bu maçta aynı şekilde şöyle puan durumuna da bir bakalım. Ev sahibi bayağı kötü durumda. Tabii ligde daha erken bitecek durumda değil bizimki gibi. Diğerleriyle aynı seviyede değil şu an. Ev sahibi istikrarsız sonuçlar almış. Yani ben ikinci yarısında çok rahat gol olacağını düşündüm. İnceledim analizlerime göre. Çok rahat olması lazım. Beşinci maç arkadaşlar. Bugün benim kuponumda da olan maç zaten. Ben bu maçın Domzale maçı Slovenya'dan. Ben aslında bu maçı inceledim. Bu maç bana göre hani canlıdan oynayan, internet sitelerinden oynayan, yurt dışından oynayan arkadaşlara söylüyorum bunu. Her iki ayda da gol olur bahisi alınabilir. Yüksek ihtimal %90 da demeyeceğim. %98, %99 gelecektir. 2.5 üst de aynı şekilde %95 gelecektir. Değerlendiren arkadaşlar iyice baksın bence. Yine Slovenya'dan arkadaşlar Bravo ile Cejde maçı. Bu maçta da arkadaşlar yani 1.5 üst olacağını düşündüm ama kuponuma eklemedim. Sonradan vazgeçtim. Yani ikinci ayı gol kesinlikle olur, rahatlıkla olur diye düşündüm. O yüzden bu kuponuma ekledim. Canlı kuponumuza ekledik. Beşinci maç arkadaşlar. Yedinci maçımız arkadaşlar. İsviçre'den. Aarhus ile Lausanne. Arkadaşlar bu maçta aynı şekilde inceledim. İkinci ayı gol olur bahsi daha mantıklı geldi. Şu ikinci yarı gol olur bahsini bir daha söyleyeyim. İlk yarı bittiğinde ben kendi oynadığım şu şekilde. Benim oynadığım sitede bir üst var. Bir gol olursa iade bahisi var. Bir üst alıyorum ilk yarı bittiğinde. İşte bastığınız meblağa göre. Daha sonradan 55-60'a kadar bekliyorum. 0.5 üstü ondan sonra gol hiç olmadıysa ikinci yarıda 0.5 üstü 55-60'tan sonra alıyorum. Yani yüklü de basıyorum. O yüzden bir tane gol olursa çok güzel kazanç elde ediyor. Ve söylediklerimin de
%85, %90'ında da oluyor. Yani her türlü karlı geçiyor. Bilginiz olsun. Bunun da ikinci yarısında gol var dedik. Şimdi Bulgaristan'dan arkadaşlar. Botev Arda maçı. Bu maçta arkadaşlar aynı şekil ikinci yarı gol olur bahisi. Bana mantıklı geldi. Yani olacağını düşünüyorum. Bu söylediklerimde kimisinde bir olur, kimisinde üç olur bilemem. Yani dünkü Karagümrük maçı gibi ilk üç dedim ben o maça. İlk yarı 0-0, maç 5-0. Ve son maçıma geçeceğim arkadaşlar. Bugünkü kuponumuzda da zaten vardı. Lorski maçı arkadaşlar. Wisla Krakow maçı. Bu maç şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Şunu da görüyorsunuz. Kimsenin artık hiçbir iddiası yok gibi bir şey. Az çok hani Wisla Krakow bir şey için, küme için uğraşıyor ama bir şey olacağını sanmıyorum. Lotsi gerçekten çok kötü bir istikrar çizmiş bu sene. O yüzden ben bunun da ikinci yarısında gol veya goller geleceğini düşünüyorum. 9 tane maç verdim arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Dün gece attığım bugün 3 Temmuz'a ait video beğenileri falan iyi geldi. Dakika izlenme dakikaları çok iyi geldi. Desteğinizi esirgemezseniz, beğenip yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim. Herkese bol şans.